Evet arkadaşlar, bugünkü menü bana bonfile, patates püresi, ızgarada sebze yapacağım birazcık, kapya biber, mantar falan göstereceğim size. İlk önce patatesleri böyle kesiyorum ki daha kolay haşlansın diye. Bunu yaparken patates püresini içine rendelenmiş kaşar, süt ve birazcık da tereyağı ekliyorum ki tam böyle kıvamına geliyor. Şöyle şu gördüğünüz şeyde içine sığdırırız bunu. Evet arkadaşlar, sıra mantarda. Mantarlar şöyle. Çok güzel gerçekten. Bugün Migros'tan aldık. Bunları nasıl yapıyorum? Şöyle el yardımıyla ortasını çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Şuraya ne yapıyorum? Birazcık tereyağı, kaşar koyuyorum rendelenmiş. Üstüne de birazcık tuz ekliyorum. Sonra bunu da ızgaraya göreceksiniz zaten. Şöyle bakın ne güzel oluyor ortasına. Yani bazen de tabii yaptığım şeylerde şunu soyardım böyle ama bu mantarlar çok güzel. Hani size kalmış bir şey. Ben bazen soyuyorum, bazen soymuyorum kabuğunu. Evet arkadaşlar, geldi en önemli kısma. Böyle güzel bir antrikotumuz var. Çok güzeller. Bunların marinasyon işlemini. Zaten ben bunları dövdürttüm kasaba. Hani böyle ızgarada yapacağım için inceler ama yine de bir zeytinyağıyla, tuz ve karabiberle bir marine edeceğim ben bunları. Şöyle göstereyim. Üzerlerine tuz. Sonra bunları şöyle yapalım, şöyle yapalım. Gözüksün orada. Şunun içine. Gördüğünüz gibi ve en önemlisi tabii ki de zeytinyağı. Bunu dolapta bir saat bekleteceğim. Şöyle bir yaklaşık yani bir saat, 1,5 saat. Şöyle her tarafına yedirelim. Zaten kendisi de birazcık yağlı olduğu için hani öyle çok şeye gerek yok. Biz sadece bunu lokum kıvamına getireceğiz. Bunu ne yapacağız? Üstünü bir streç film, sonra dolaba. Sadece tuz ve zeytinyağı kullandım ben. Karabiber de atmadım. Saf olsun şöyle etimiz. Böyle her yer yedi mi? Yedi. Tamamdır. Bunu streçleyip dolaba 1,5 saat bunu dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, mangal tadında ızgara olur da sebzemiz olmaz mı? Kabak yapacağız. Mantar demiştik zaten. Gösterelim tekrardan. Kırmızı biber de var burada. Kapya biberimiz, yeşil biberimiz. Havucumuz eşlik edecek bir de bunları. Izgara tadında alacak. Hadi bakalım devam. Tamam. Bunları güzelce bir keseceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi size mangal tadında mantarın ızgarada nasıl yapıldığını gösteriyorum. Tereyağını alıyorsunuz. Az, çok değil öyle. Abartmaya gerek yok. Tereyağını böyle koyuyorsunuz. Sonra şöyle bir kaşar. Artık gönlünüz, zevkiniz nasıl istiyorsa. Tabi olmazsa olmaz. Tuz. Bu da zaten pişmeye başlayınca şöyle. Şurası böyle artık şeffaflaşıyor. Fokurdamaya başlıyor. Böyle fokurdama derecesine göre siz zaten anlıyorsunuz. He tamam diyorsunuz. Bundan sonra da pamuk gibi pişiyorlar bunlar. Bunları ben genelde biraz daha sona doğru yapıyorum ki. Hani bu çünkü kaşar olduğu için sıcak yanması gereken bir şey. Etten önce etin yanına sıcak kalmış ama hani kaşar donar çünkü. O yüzden siz pişirme yani saatinizi ona göre ayarlayın. Şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugün cacık yapıyorum. Tabi Yunanlıların tabiriyle tzatziki. Tabi biz sarımsak falan eklemeyeceğiz. Şöyle bir hormonlu bir salatalığı alıyoruz ilk önce. Bunu ne yapıyoruz? Biz onlar gibi rendelemiyoruz tabii ki de. Sizin zevkinize kalmış biraz da. Ben daha ufak seviyorum. Şöyle ufak ufak kesiyoruz.
ufak ufak kestik. Tabii olmazsa olmazımız nedir? Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir süzme yoğurdumuz. Bunu ne yapacağız? Salatalı içine atacağız. Zeytinyağı atacağız içine. Ondan sonra da tuz, isteğe göre sarımsak. Ondan sonra bunu karıştıracağız. Böyle. Salatalık içine. Ne yapıyoruz? Tuz ekliyoruz. Ve ne yapıyoruz? Ufak bir dokunuş. Nane ekliyoruz. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız zeytinyağı ekliyoruz. Şöyle bunu güzelce hem yoğurdu kıvama getiriyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Şöyle göstereyim görüntüsünü yani. Şöyle bunu kıvama getire getire karıştıracağız. Hatta bugün özel bir de sarımsak yapacağım içine. Sarımsaklı olsun. Bu da böyle cacık. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi ızgaramıza. Şöyle sebzelerimizi yapmıştık biliyorsunuz. Bu tavayı bir 15 dakikadır kızdırıyorum. Dumanlar çıkıyor farkındaysanız. Ondan sonra şöyle. Bu sesi duyacağız. İşte bu ses. Ben harika olacağım sesi. Of 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 of. Kabakları çok ince tutmadım ki zaten ızgara dolacağı için kabak da biliyorsunuz hemen yumuşar. O yüzden iri yaptım. Araya da şöyle bir, hatta normalde mantarı son yapacağım ama güzel gözüktüğü için atıştırmalık iki tane de mantar koyalım. Şöyle hatta. Şöyle ikişer tane yemek olana kadar bir götürelim. Göstereyim. Budur final. Patatesimiz de artık kıvamına geldi. Şimdi patates püresinin yapımını da göstereceğim size. Devam. Evet arkadaşlar, bu sesi duyuyorsak nedir bu? Lezzet, lezzet. Harika olacak demek ki. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar, böyle olanları buraya alıyoruz. Kıvama bakar mısınız? Ya pamuk olmuş, pamuk. Böyle. Devam. Evet arkadaşlar, tereyağımızı koyduk. Birazcık tuz takviyesi. Birazcık da süt ekleyeceğiz. Ondan sonra kıvamına göre bakacağız. Kaşar eklemiyorum ben. Çünkü soğuyacağı için o zaman tadı güzel olmayacak. Evet, etimizi marine etmiştik biliyorsunuz. 2 saat oldu. Şimdilik güzel bir coslama sesi gelecek. Arkadaşlar. Şöyle. Bir şey koyalım. Harika görünüyor arkadaşlar. Harika. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Koçiş baya baya çalışmış. Şu
Şöyle. Şöyle, şöyle. Nasıl buldunuz? Artık yiyebiliriz. Çok pişmiş gibi duruyor ama güzel. Güzel.